basın mensupları, öncelikle COVID'in çok yaygınlaştığı bu günlerde hepinize her zaman olduğu gibi önce sağlık diliyorum. Iyi mesailer diliyorum. Sağlık demişken bir gariplik var. Şöyle var. Türkiye'de <laughs> vaka sayısı 25 binken kapandık. 102 bindi dün yokmuş gibi davranıyoruz. Covid yokmuş gibi davranıyoruz. Vefat sayıları da hadi Covid biraz hafifledi, omikron eee değişti, mutasyon geçirdi diyeceğiz de vefat sayıları da fazla. Yani 180, 190, 170 vefat sayıları var. Bir rehavet görüyoruz. Sağlık Bakanlığımızın bu konuda artık neredeyse bu işi atlattık demiyor ama tutumlarla, tavırlarla yani herkes işine baksın, normale dön, dönüyoruz havası var. Bir rehavet var. Eee bunu doğru bulmuyoruz. Bu yanlış. Çünkü geçen sene bugün vaka sayısı 7719. Ama geçen sene bugün kısıtlamalar vardı. Tedbir vardı. Tümüyle tedbirler kalktı. Tamam hayat devam etmek zorunda ama bir gevşeme olmaması noktasında bakanlığın daha titiz davranmasını istiyoruz. Sağlık çalışanlarımız alkışladık, vefa borcu, gönül borcu dedik, şükran dedik, minnet dedik. Hepsinden Allah razı olsun. Doktorundan hasta bakıcısına kadar. Onlara da bir ayıp ettik. Aralık ayında bir iyileştirme, özel bir iyileştirme yaptık. Olmadı tabip dışı personel yapalım dedik. Bir araya geldik, biz caydık dediler. O gün bugün... Tüm sağlık çalışanları ve bizler bekliyoruz ki sağlık çalışanlarının bir nebze de olsa haklarını ödeyelim, helalleşelim. Hayır. E bu durumda ne oluyor? Daha önce söyledim. Çok e, üç yıl içinde, dört yıl içinde dokuz bin doktor istifa ediyor. Son iki yılda üç bin doktor sadece Almanya'ya gidiyor. Doktorlarımız ülkeden kaçıyor dünyanın bütün ülkeleri yetişmiş insanlarını ülkede tutmak için olağanüstü çaba sarf ederken biz yetişmiş tıp elemanlarımızı, doktorlarımızı ülkeden kaçırmak için olağanüstü bir çaba harcıyoruz. Bu olmaz. Sağlık Bakanı da tıp menşeli, sağlık işletmecisi, doktor. Bunu kabul edemeyiz değerli arkadaşlar. Doktorları seviyoruz. Evet seviyoruz. Yetmiyor ki. Moral bırakmadık, motivasyon bırakmadık. Doktorlara şiddeti, sağlık çalışanlarına şiddeti önleyemiyoruz. Seyrediyoruz. Doktorlar çok iyi iş yapıyor, yapmaya devam etsin. Yapamaz kardeşim, yapamaz. Tıkanacaklar. Moralmen tıkanacaklar. Madden tıkanacaklar. Manen tıkanacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Komisyonu üyelerimiz dün e, komisyona bir dilekçe yazdılar. Size de paylaştılar. CHP'li Sağlık Komisyonu. Sağlık Aile Çalışma Sosyal İşler Komisyonu'na dilekçe yazdı. Verilmiş muhalefetin kanun teklifleri var bu konuda. İyileştirme teklifleri var. Madem AK Parti getirmiyor, bizim tekliflerimizi komisyonda görüşüp genel kurula indirelim talebinde de bulunduk. Ama olmaz. Kabul etmiyoruz. Bu şekilde, bu şekilde biz doktorlarımızı bu ülkede tutamayız. Bu şekilde Covid-19'la mücadele edemeyiz. Bu şekilde çok marifetli, maharetli, hünerli doktorlarımız kendilerinden beklenen performansı sergileyemezler. Hükümeti uyarıyoruz. Sağlık çalışanlarına hak ettikleri Aralık ayında başlatılan kısmen de olsa yetersiz de olsa iyileştirme sürecini neden durdurdunuz? Neden vazgeçtiniz? Neden bu konuda aradan iki ay geçmesine rağmen bir tek adımınız yok? Bu soruların cevabını bekliyoruz. Meclis bunun için var, siyaset bunun için var. Değerli arkadaşlar, bugün şöyle bir baktım da skandallar var, rekorlar var, ayıplar var. Bugün biraz bunları konuşacağız. Bunları konuşmadan lokal bir olaydan bahsetmek isterim. Aslında hiç de lokal bir olay değil. 84 milyonun milyonu yaptıkları sanatla bazen güldüren, bazen düşündüren, bazen ağlatan, bazen duygulandıran sanatçılarımız var. Bakırköy'de bir kültür sanat konağı var. Yıllardır var. 1993'e kadar halk evi olarak faaliyet göstermiş. 1993'te Tarık Akan, Cem Karaca, Üstün Asutay, Ayşen Guruda, Cihat Tamer gibi güzide sanatçılarımız tarafından böyle bir dernek kurulmuş. Bakırköy Sanatçılar Derneği. Bakırköy Sanatçıları Derneği. Ve bu konakta geriye dönük Minir Özkul'dan Tarık Akan'ı, Halit Akçatepe'den Rutkay Yalise, Göksel Arsoy'dan Belgin Doruk'a kadar sanatçılar bu burada yetişmiş. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunları bugün ya da yarın kepçeyle tahliye ediyoruz. Neye? Oraya başka bir şey yapacağız. Ya oraya yapma başka bir şeyi başka bir yere yap. Hayır oraya yapacaksan bu sanatçılarımıza biraz değer saygı göstermek bakımından bunlara bir yer bul. Yer bulmak yok çıkın dışarı. Sanki 30 yıl kirasını ödememiş e, müflis bir kiracıyı atar gibi. Bu bile olmaz zaten. Sanatçılara büyük bir ayıp ediliyor. Başta Bakırköy olmak üzere bütün İstanbul'un ve Türkiye'nin dikkatini çekiyor. Kel Mahmut'u üzersiniz, mezarında huzursuz edersiniz ya. Bu adam orada yetişmiş. Buna saygı duyar insan. Bunun gibi yüzler. Tarık Akan'ı yani Belgin Doru, buna bir saygı gerekmez mi değerli basın mensupları? Buna bir saygı gerekmez mi? Sanata saygısı olmayan bir yönetimin topluma saygısı olabilir mi? Bunu da şiddetle kınıyoruz bu vesileyle bölgedeki bütün vatandaşlarımızı bu e, Bakırköy Kültür Sanat Konağına sahip çıkmaya da davet ediyorum. Zamlar, kar yağdı, dolu yağdı, fırtına oldu, boran oldu, yollar kapandı, balık yendi. Ama zamlar da bu kar felaketinden daha fena. Çocuklar hesaplamış geçen sene 359 liraya dolan ara otomobilin deposu şimdi 723'e doluyor. İki kattan fazla. Geçen sene mazot bakımından 330 liraya dolan depo şimdi 731 liraya doluyor. İki katından fazla, çok fazla. E, benzin bir yılda yüzde 101, mazot bir yılda yüzde 121, doğalgaz bir yılda yüzde 42, elektrik bir yılda yüzde 88 buçuk zamlanmış. Nasıl olacak şimdi? 30 kilovat saat elektrik tüketen bir ailenin eski asgari ücretle 30 kilovat saat için 300 pardon 300 kilovat saat için asgari ücretinden ödediği para yüzde sekiz buçuk idi. Şimdi aynı 300 kilovat saati kullanan aile Yeni asgari ücretinden bunun için aynı 30 kW için yüzde 12.2 ödeyecek. 12.2. Nasıl geçinecek? Daha önce söyledim ben. Bir yıl önceki, bir buçuk yıl önceki 2825 lira bugünkü 4250 liradan alım gücü olarak daha güçlü bir paradır. Paranın rakam büyük, alım gücü yok. Değerli arkadaşlar, bunlar dediler ki Ort 150 kilowatt saatin üstüne yüksek tarife altına biraz düşük tarife dedi ki kardeş ortalama tüketim 230 150 değil normal dört kişilik bir ailenin bunu yapmayın bu doğru değil yani bunu genel bir indirim yapın ya da dedi ki 230 kilovata kadar fiyat düşürün illa artıracaksanız 230'dan sonra arttır hayır. Beyefendi dedi ya, her şeyi biliyor ya bu. Her şeyi biliyor kardeşim. Bir ailenin dedi ortalama tüketimi 134 kilovat saat dedi. Ne oldu şimdi dün 210 kilovat saate çekti. Ya bir kere de şu CHP'nin söylediğini zamanında yap. Er geç CHP'nin söylediğini yapıyorsun ama geç yapıyorsun. Geç. Geç kalıyorsun. Ve millet bedel ödüyor. Şimdi Cahit'i 210 yaptı. Fakat faturalar geldi. Millet bugün bir gazetede gördüm. Yandım anam diye bağırıyor. Yandım anam. Ben dün gaz aldım. 1400 liralık gaz aldım. 530 metreküp. 520 gün gidecek. Böyle bir şey olabilir mi değerli arkadaşlar? Esnaf ve sanayici için bir düzenleme talep ediyoruz. Esnaf dükkanını açamıyor. Bir arkadaşımız anlattı sanıyorum Diyarbakır'da küçük bir esnaf Dükkanın ortasına mangal koymuş. Kömür yakıyor. Mangalla. ısınmak için. Türkiye bu halde. Ve <laughs> esnafın e, ma, dükkanda mangal yaktığı sanayicinin şartel indirdiği bir tablo yaşıyoruz. Üç günlük OSB'ye elektrik doğalgaz kesintisini Türkiye maliyeti beş milyar dolar diyorlar arkadaşlarımız. Böyle bir şey olabilir mi? Yarın <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na elektrik, doğalgaz ve petrol zamlarını getireceğiz. Erdoğan, yarın biz bu meseleyi geniş geniş konuşmadan sen gel bugünden bu konuda çağrımıza kulak ver. Bir, esnaf ve sanayi için ayrı düzenleme. İki, 210, 230 her neyse hadi senin dediğin olsun 210 kilovata kadar olan kısma derhal bir indirim. Derhal bir indirim. Talep ediyoruz. Bu ivedidir, bu kaçınılmazdır. Bir rekor gözünüz aydın, gözümüz aydın. Cumhuriyet tarihi rekoru Ocak ayında dış ticaret açığı 10.4 milyar dolar. Hava atıp caka satıyorlar. Arkadaşlar inceledi bulamadılar. Böyle bir rakam dış ticaret açığının bir ayda 10 milyar dolar olduğu bir rakam bir örnek tarihimizde yok. Ve Enflasyona köpük dedi, müsilaj dedi, şimdi kambur oldu enflasyon. Bir kambur var, milletin sırtında bir kambur var. Ama enflasyondan önce ve daha büyük bir kambur var. O kamburun adı Recep Tayyip Erdoğan. Kambur sensin Erdoğan, milletin sırtından in. Sen inersen enflasyon kambur olmaktan çıkar. Ya bunların müjdeleri de 24 saat dayanamıyor ha. Müjdeleri 3 saat. Tarımsal destek için 26 milyarı 29 milyara çıkardılar. İyi güzel. Artış artıştır. Dün akşam gelen mazot zammıyla o 3 milyar eridi, gitti, yandı, bitti kül oldu. Çiftçiye müjde verdi, 3 milyar arttırıyorum tarımsal desteği diye. Aynı akşam mazota gelen zam vallahi de billahi de bu 3 milyarı aldı götürdü. Aldı götürdü. Kafa bu kafa. TÜİK yarın enflasyon açıklayacak. Yeni başkan enflasyon açıklayacak. İstanbul Ticaret Odası yüzde elli olarak açıkladı. Açıklamış çocuklar söylediler. Bakalım TÜİK yarın ne söyleyecek? Başkan farkını göreceğiz. Herhalde göreceğiz. TÜİK yarın sarayın enflasyonunu mu açıklayacak? Yoksa sokağın enflasyonu mu? Bunu da yarın hep birlikte müşahede etmiş olacağız. Yalnız Erdoğan yeni bir huy edindi. Daha doğrusu ne intihal mi diyorsunuz? Yani alıntı yapıyor başkalarından ama kendine mal ederek bu sefer Damat'tan alıntı yapmaya başladı. Şöyle bir laf etmiş. Her yeni ay bir öncekinden iyi olacak. Bunu Damat yapardı hatırlarsanız. Hatta ayları peş peşe sıralardı. Mart şubattan iyi olacak, Nisan marttan iyi olacak diye birkaç ayı da peş peşe sayardı. Erdoğan Ocak aralıktan çok kötü. Aralıkta ne oluyor? Kasım'dan kötüydü. Şubat Ocak'tan çok kötü olacak. Göreyoruz. Nasıl her yeni ay bir öncekinden iyi olacak? Kime göre iyi olacak? Bir avuç insan için iyi olacaksa doğru. Ve damat böyle derdi, böyle diye diye gitti darısı Erdoğan'ın başına. Bu her yeni ay bir öncekinden iyi olacak eee teranesini satanlar gidiyor. Gidiyor. Dileriz darısı damadın başına gelen siyasi olarak tabi Erdoğan'ın başına da gelecek. Bir imza krizimiz var. İmza vardı yoktu şuraydı buraydı. Erdoğan bir şeyi anlamamış. Sayın Genel Başkan da biz de şunu demedik ki sen ihaleye imza atıyorsun demedik Erdoğan. Sen ihaleye imza atmıyorsun. Sen İhalesiz iş yapın diye imza atıyorsun, Zoom yaparsanız bu orijinal bir Erdoğan imzasıdır. Bu da e, sayısı, tarihi, numarası vesaire vesaire. Bu ne diyor biliyor musunuz bu? Bu ihalesiz iş yapın diye imza atan Erdoğan diyor ki bak artık ihale de yapamıyor. İhale de yok. Güzel bir proje var. Malkara Savaştepe işte ya kadar giden Malkara Çanakkale Boğaz Köprü dahil. Bakın bu mavi bu ihaleli bir iş yapılıyor bu. Şimdi Erdoğan diyor ki Tekirdağ'da galiba konuşuyor. Tekirdağ bu otoyolda bu otobanı da inşallah ey, nedir? Kınalı Tekirdağ bu otoyolu da otobanı da inşallah bununla birlikte yapımı planlıyoruz. Bugün bunun görüşmelerini yaptık. Beyefendi birileriyle oturmuş görüşmelerini yapmış. Kınalı burasıdır. Kınalı Malkara arası. Malkara Tekirdağ Malkara Çanakkale oluyor. bakın. Kınalı Tekirdağ ihalesiz şu ihaleyi alan firmaya vermişler. Bu yasada da bu imzada da diyor işte bunun e, şeylerini müzakere ederek mütabakatın sağlanmasına takip gerekli sözleşme değişikliğini yapın. Diyor. Müzakere edin. Mütabakat sağlayın. Sözleşmeyi imzalayın diyor. İmza Recep Tayyip Erdoğan. Neresi için yol Allah razı yol yapılsın. Yol yapılsın. Kınalı Malkara. İhale yok. 21B bile yok muhtemelen. Davet yok. Müzakereyle uzattım. Kaç liradan şuradan. Al bu da benden olsun. Şu kadar da fazla olsun. Bu. Bu lakaytlık. Burada herkesin hırsızlık aramasından doğal bir şey olamaz değerli arkadaşlar. Erdoğan'a söylüyoruz ihaleye imza atıyorsun denmedi sana. İhalesiz iş yapın diye imza atıyorsun. 21 B'den isim isim vererek bu ihaleyi Ahmet'e verin diye imza atıyorsun kardeş. Atma bu imzaları. Bunlar yarın senin canını yakar. Seni üzer bu işler. Bu devran hep böyle gitmez. Devletin böyle açık seçik soyulmasına çok da tahammül edemeyiz. Ve İki krizi on gün içinde elhamdülillah çok şükür yaşıyoruz, yaşadık. Bir, temel hak ve özgürlüklere yönelik, kişi hak ve özgürlüklerine, kişinin özel yaşamına yönelik bir büyük kriz yaşadık, yaşıyoruz. Bir de çocuk istismarı krizi yaşadık, yaşıyoruz. Onun utancını yaşıyoruz. Utandığımızdan çok da dillendirmiyoruz. Ama 1972'de sanıyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Watergate skandalı olmuştu. Watergate. Herkes hatırlar. Demokrat Parti karargahı dinleme tesisi kurmak için oraya su tesisatçısı gibi giden sanıyorum. Birileri yakalanmış. İş sonunda Amerikan Başkanı Nixon'ın istifasına kadar gitmişti. Neden? Artık dünyada temel hak ve özgürlükler, kişi hakları, kişi dokunulmazlığı her şeyin üstünde. Dokunamazsın, takip edemezsin, telefonumu dinleyemezsin, mobeseyle beni gözleyemezsin. Bunları yaparsan bunun hesabını eğer geç verirsin. Ahirete kalmaz bu hesap. Ahirete kalmaz. Kalabilemez. Böyle şey olamaz, olabilemez. Değerli arkadaşlar, anayasa çiğnendi, bir suç işlendi, ve bu işler İçişleri Bakanı eliyle yapıldı. Şimdi anlıyoruz ki İçişleri Bakanı ile Ulaştırma Bakanı İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'nun MOBESA görüntülerini seyretmeye gitmişler. Başka bir şey yapmadılar çünkü. AKOM'a gitmediler. Erdoğan ben AKOM'a giderdim diyor. Baktık <laughs> Erdoğan belediye reisiyken AKOM da yok. Sonra kurulmuş. Velhasıl burada mesele şudur. Ekrem İmamoğlu'nun özel hayatının gizliliği ilkesi devlet eliyle çiğnenmiştir. Ekrem İmamoğlu kimdir? Önce bir aile reisidir. Önce bir babadır. Önce bir eştir. Sonra aldığı yetkiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Sen bunun özel hayatına kafanı eğip kameradan bakamazsın Erdoğan. Soylu. Bakamazsınız. Sana boşuna Suç İşleri Bakanlığı denmiyor bakanlığının adına. Hiç kimse yadırgıyor mu? Suç İşleri Bakanlığı diyoruz, hepimiz diyoruz. Yadırgayan var mı? Yok. Şu anda Türkiye'de itibar kaybı noktasında, irtifa kaybı noktasında İçişleri Bakanı ve Bakanlığı tarihi bir rekor kırıyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün bir sınav verecek. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi hukuk dışılığa, ahlaksızlığa ve çürümeye evet ya da hayır diyecek. Bu hukuk dışı, bu anayasa dışı işi Türkiye Büyük Millet Meclisine getir, getiriyoruz. Genel görüşme talep edeceğiz. Konuşacağız. Talebimizin gerekçelerini anlatacağız. Bakalım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aziz milletimizin saygıdeğer temsilcileri nasıl bir karar verecekler? Hep birlikte göreceğiz. Bugün herkesin sanıyorum akşamüstü olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mobesa skandalı ile ilgili görüşmeleri izlemesini bekliyorum. Bu bir itibar suikasti dedi önceki Adalet Bakanı direkt olayı adres göstermedi ama KVKK toplantısında FETÖ'vari bir yöntem dedi. FETÖ ile uğraşmakla beraber FETÖ yöntemleriyle, FETÖ ruhuyla, FETÖ taktiğiyle, FETÖ anlayışıyla, FETÖ kafasıyla da mücadele gerekir. FETÖ ile mücadelenin asıl yolu odur dedi. Ve hukuku işaret etti. Hukuku işaret ettiği için adam görevinden gece birde alındı ya. Hukuk önce gelir dediği için bir ülkede Adalet Bakanı görevden alınıyorsa bırak eti bırak tuzu ülke çürümüştür ülke kokmuştur. Bu da kabul edilebilir bir tablo değil. Şimdi Kuzey Marmara havalimanı tem sorun burada yaşandı sorun burada yaşandı Kuzey Marmara işleten şirkete bir ceza kestiler. Havalimanında mağdur olanlar ne olacak? Tem otoyolunda mağdur olanlar ne olacak? İstanbul'un içinde İBB sorumluluk sahasında bir mağduriyet varsa o da gereğini yapsın. Nitekim Sayın İmamoğlu bir kişi bile mağdur olduysa özür diliyorum dedi. Özür de bir mağduriyet gidermenin başka bir yoludur. Aynı özür ulaştırma altyapı bakanının karayolları genel müdürünün dolayısıyla onların e, a babalarının Erdoğan'ın dilemesi gerekmez mi? Havalimanında slogan attı insanlar. Beni o gece üç kişi aradı. Birisi havalimanından, biri Tem'den, birisi de üçüncü yolla e, Kuzey Marmara'yla Tem Bağlantı Yolu'ndan aradı. Ben İstanbul içinden kimse yolda kaldım diye aramadı. Buradan yola çıkarak bu ayıbı, bu günahı, bu kusuru kapatmak için İmamoğlu'nun nerede yemek yediğini takip etmek ahlaksızlıktır. Bunu suçluları takip, suçluları yakalamak için kullanılan bir cihazla takip edip, bir suçluyu takip eder gibi takip edip yandaş medyaya da bunu suç olduğunu bile bile servis etmek de edepsizliğin dik alasıdır. Fitursuzluğun dik alasıdır. Bu er geç ortaya çıkacak arkadaşlar. Bunu soruyoruz. Şimdi izleyen personele sorabilsek personel diyecek ki bana müdürüm emretti. Müdüre soracağız. Müdür diyecek ki bakan emretti. Şimdi bunu soramıyoruz. Bu şöyle sorulacak. Şöyle sorulacak. Bunu şimdi izleyen personele zamanı geldiğinde bu sorulacak. Zamanı geldiğinde. Personel emekli olmuş olsa bile personel diyecek ki bana falanca müdür emretti. Kayda aldım. O müdüre gidilecek. O müdür diyecek ki belki o anda emekli olmuş olabilecek ya da olmayacak bilmiyorum. Bana dönemin dönemin İçişleri Bakanı bunu emretti diyecek dönemin İçişleri Bakanı bunu emretti diyecek. Ve dönemin İçişleri Bakanı bu, bunun hesabını er ya da geç verecek. Hem Ekrem İmamoğlu'na verecek, hem 16 milyon İstanbulluya verecek, hem 84 milyon aziz milletimize bu hesap verilecek. Devlet hukukun dışına çıkarsa kimsenin can ve mal emniyeti kalmaz. Can ve mal emniyetinden söz edilemez değerli arkadaşlar. Erdoğan <laughs> ayıp etmeye devam ediyor. Siyasette gerginleşme, kutuplaşma, kışkırtma konusunda çok mahir. Bu ara kutuplaşmayı biraz bıraktı, kışkırtmakla çok uğraşıyor. Lokantaya gitmelerimiz, insanların lokantaya gitmelerine yeni bir yaklaşım getirmiş. E, ben de Erdoğan'a diyorum ki bu ayıptır. Bu gayri ahlakidir. İnsanlar lokantaya ne için giderse gider. İsteyen içer, isteyen içmez. İsteyen şerbet içer, isteyen şarap içer, seni ilgilendirmez. Ama sen bunu yapmak suretiyle kafanın hiç değişmediğini ve değişmeye niyetinin olmadığını gösteriyorsun. Yaşam tarzına müdahale ediyorsun. Yaşam tarzı siyaseti yapıyorsun. Bu memleketi teröristler bölemez. Dış güçler bölemez. Ama bu memleketi yaşam tarzı siyaseti, inanç aidiyeti siyaseti, etnik aidiyet siyaseti böler Erdoğan bu memleketi bölme kardeşim. Sana ne? Kaldı ki o lokantaya sen de ta 2008'de gitmişsin ailenle. Afiyet olsun. Ne yediysen yedin, ne içtiysen içtin. Senin gittiğin iyi bildiğin bir lokanta. İnsanlar aç durmuyor, herkes çalışırken de yemek yiyor. Bir şey bulamadınız, kusurunuzu, ayıbınızı örtmek için Bula bula belediye başkanının yemek yemesini buldunuz ya. Bu ayıp da size yeter ya. Vallahi size yeter ya. Değerli arkadaşlar. Şimdi tabii konu şuradan geliyor. 31 Mart 2019'da İstanbullu Erdoğan'ın kulağını çekti. Erdoğan bunu ciddiye almayınca kulağını uzatmaya devam edince millet elini Erdoğan'ın kulağından çekti. 23 Haziran 2019'da Erdoğan'a okkalı bir şamar attı ve anlaşılan bu ki bu şamarın acısı hala geçmemiş. Ama bir şeyi bilmesi lazım. Korkunun ecele faydası yok. Millet sana İstanbul'da attığı şamarı Türkiye genelinde ilk seçimlerde atacak. Valiliğe, savcılığa, kişisel verileri koruma kuruluna Sayın İmamoğlu'nun başvuruları var. Vali, savcı, kişisel verileri koruma kurulu işinizi yapın. Sadakatine yemin ettiğiniz anayasaya göre hareket edin. Devlet suskun ya. Devlet suskun. Erdoğan ve Bahçeli konuşuyor. Vali suskun. Savcı suskun. Kişisel verileri koruma kurulu suskun. Bir insanın özel hayatının gizliliği ihlal edilmiş. Tekrar ediyorum. Bir babanın, bir eşin, bir belediye başkanının özel hayatının gizliliği devlet eliyle ihlal edilmiş ve servis edilmiş. Devlet susuyor. Ekrem fobik olmuş bunlar. Yani bir CHP paranoyası, bir Kılıçdaroğlu paranoyası var. Bir de Ekrem paranoyaları var. Ekrem fobik bunların alayı. Ama bu paranoyaların size hiçbir faydası olmayacak. Ya pişkin pişkin bir de demez mi? İstanbul her şeyi ben yaptım, bizden sonra bir şey yapılmadı. Doğru. Kahramanda da balığı sen ilk 2008'de sen yedin. Doğru. Ekrem'den önce Kahramanda balığı sen yedin. Bu doğru. Ama İstanbul'a ihanet eden de sensin. İstanbul'a İstanbul'un kıymetini bilmeyen de sensin. Şimdi ben bunu Erdoğan'a söyledim. Bana ait bir söz değil arkadaşlar. Erdoğan'ın 21 Ekim'de söylediği sözler bunlar. İstanbul'a ihanet ettik. Biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Recep Tayyip Erdoğan 21 Ekim 2017. Şimdi İstanbul'a ihanet edilmiyor. Ama şu yapılmıyor. AK Parti kadın kolu başkanına belediyenin bir iştirakinde çalıştırılan kadın kolu başkanına yurt dışında yüksek lisans yapsın diye rakamlar ciddi. 128 bin avro, 123 bin lira ve ayrıca 9 bin dolar verilmiyor. Bu yapılmıyor. Ekrem bunu yapamıyor. Ama Ekrem şunu yapıyor aynı anda aynı anda 10 ayrı metro inşaatını sürdüren dünyadaki tek şehir İstanbul'dur. Dünyada bunun örneği yok. Ne yapıyor Ekrem Başka? İBB'yi devraldığında hiç kreş olmayan İBB'nin bugün 62 kreşi var. Ne yapıyor başka? Avrupa'nın en büyük katı atık yakma tesisi, Avrupa'nın en büyük. Bunlar temelini kazmış, bırakmış bitti çalışıyor Erdoğan. Avrupa'nın en büyüğü. Üstelik bu katı atık yakma tesisi 1.4 milyon yani 1 milyon 400 bin hanenin evin elektriğini karşılıyor. Bir şey yapmamış ya Ekrem Başkan. Ve Dört yüksek öğrenim yurdu yapıldı. Eylül'de inşallah bu sayı 12'ye çıkacak. 5000 bin kapasiteye çıkacak. Ama dört yüksek öğrenim yurdunda binin üstünde öğrenci istifade ediyor. 62 kreş var ve 53 bin öğrenci eğitim desteği alıyor Erdoğan. Sen kadın kolu başkanına 128 bin avro üstüne 123 bin TL ve üstüne 9 bin dolar verip yurt dışına gönderiyorsun. Senin kafan bu kafa. İmamoğlu'nun kafası da 53 bin öğrenciye nakit eğitim desteği veren bir kafa. Fark bu kadar açık. Diğerlerini tek tek uzun uzun anlatmama gerek yok. Tablo bu. Tekrar söylüyorum. Bu Mobesa meselesi Watergate skandalından az ve aşağı değildir. Bunun hesabını birileri verecek. Ya bir kurban bulup ona verdirecekler ama o bizi kesmez. Bu işin <laughs> asıl sorumlu ve sahibinden bunun hesabı sorulacak. Açarken söyledim skandallar rezaletler bitmiyor. İyi haber maalesef veremiyoruz. 30 Ocak 2022'de bir utanç yaşadık. Bir çocuk istismarı yaşandı Trabzon'da. Bir günah işlendi Trabzon'da. Çocuğun babası cezaevinde. Babasını kurtarma umuduyla. Neyse. Fakat gel gör ki 10 yaşındaki çocuk pişman oldu özür diledi. Kişman oldu, özür diledi. Çocuk orada bunu yaparken gevrek gevrek gülenler. Ve Sayın Bahçeli, bu size ders olsun, bu çocuk da size dert olsun. Başka bir şey söylemiyorum. Evet, çok teşekkürler değerli arkadaşlar. Erdoğan'ın bu tür saçmalıklarını artık ben hiç yadırgamıyorum. İşte bu İstanbul'daki kar felaketindeki kusurlarını örtmek için belediye başkanımızın gittiği lokantayı dert edenler, şimdi muhalefet parti genel başkanlarının bir araya gelişindeki oturma düzenini merak edip ondan dertleniyor olabilirler. Altı siyasi partinin parlamenter demokratik sistemle ilgili iş ve güç birliği, Belli ki Erdoğan'ı çok rahatsız ediyor. O muhalefet liderlerinin yaş ve e, güç sırasına göre nereye oturup nereye oturmayacaklarını bıraksın da kendisi önce biraz önce gösterdiğim imzanın hesabını versin. Millet İttifakı şu anda Deva Partisi ve Gelecek Partisi ittifakı dahil olmayan partiler parlamenter demokratik sistem konusunda bir güç ve işbirliği süreci var. Millet İttifakı ile ilgili ise en ufak bir sorun zaten yok. Millet İttifakı'nda işler e, tıkır tıkır yolunda yürüyor.

MDP Genel Başkanının ittifakla ilgili değerlendirmesine cevap verme ehliyetine ben mezuniyetine sahip değilim. Onu sayın genel başkanlar değerlendirirler. Önce kendi aralarında bu tür demeçler sonrasında doğal olarak buna bir partinin ittifak bünyesindeki bir partinin demeç vermesi tek başına doğru olmaz. Değerlendirme yapması ittifak partisinin sayın genel başkanları sık sık bir araya geliyorlar zaten. Bunları konuşup değerlendirirler. Evet çok teşekkür ettim arkadaşlar. İyi mesailer kolay gelsin.